nasıl bir insanın yılmadan devam ettiğini asıl burada göreceksiniz. Mimarlık öğrencilerine bir çiftçinin standını tasarlayıp ve birbirine benzeyen yapıların kapladığını ele alıyor. Bu filmde büyük şehirler mimar Bajar Ingalls. Öncelikle bu belgeseli izlemeden Frank Gehry'nin kim olduğunu onların arasında olmak The Architect. The Architect 2016 yılında çekilen. Herkese selam, ben Samet Özcan. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu hafta beklediğiniz video geldi. Mimarlık film önerileri sizinle. Haftalardır size söz veriyorum fakat o motivasyonu kendimde bulamadığım için çekmiyordum. Şu an kendimde o motivasyonu buldum. Size öyle önerilerle geliyorum ki bu videonun sonunda eğer bu filmleri izlerseniz sizin için gerçekten çok iyi olacaktır. Videoya başlamadan önce sizinle bir ciddi konuşma yapmam gerekiyor. Çünkü bu izleyeceğiniz filmleri izlerken bazılarınız gerçekten çok sıkılacak. Bazılarınız diyecek ki Samet bize bunları neden önerdin? Bunların içinde konuşma bile yok. Fakat bu filmler mimarlığın yapı taşları ve eğer gerçekten anlarsanız sizi gerçekten bir yere götürecek filmler. Size bunu anlamanız için gerçek hayattan kendimden şöyle bir örnek verebilirim. Bir gün Ayasofya'ya gitmiştim ve Ayasofya'ya gittiğimde Ayasofya'nın tarihini okumamıştım. Ve Ayasofya'ya girdiğimde insanlar duvarlardaki resimlere bakarken, yazılı taşlara bakarken ben bomboş duvara bakıyor gibi hissediyordum kendimi. Çünkü oranın geçmişi hakkında bir fikrim olmadığı için sadece yürüyüp geçiyordum. Fakat insanlar oralarda saatlerce o resimlere bakıyordu. İşte bu filmler de öyle bir şey. Eğer geçmişini bilirsen, mimarlık tarihini bilirsen bu filmlere wow diye bakarsın. Fakat bunlar hakkında bir bilgin yoksa ve bu filmleri izlemeye karar verirsen bomboş duvara bakıyor gibi hissedersin. Yani sizin bu filmleri anlamanız için önce benim size bir mimarlık tarihi anlatmam gerekiyor veya sizi bir ucundan tutabilmeniz için size bazı şeyler vermem gerekiyor. Bu bilmeyenler için. Bilenler için zaten bu filmleri ya da belgeselleri zevkle izleyeceklerdir. Ama bu videoyu bir köşeye koyun, unutmayın. Çünkü ben şu an sizin için bir set hazırlıyorum. Mimarlık tarihi seti ve eğlenceli bir şekilde sanki bir film izliyormuşsunuz gibi birkaç bölümlük setler hazırlıyorum. O zaman geri dönüp bu film önerilerime tekrar baktığınızda gerçekten anlayacaksınız. Hadi lafı çok uzatmadan videoya geçelim. İlk filmimiz Eğer inşa edersen. Bu filmi ilk izlediğimde gerçekten çok etkilenmiştim. Çünkü bu bir belgesel tadında, aynı TLC'de izlediğiniz programlar gibi. Bu belgeselde lisede uygulanan yenilikçi modern bir eğitim sistemini görüyoruz. Ve bu eğitim sisteminde öğrencilerin neler yaptığını görüyoruz. Bu belgeselde lisenin uyguladığı eğitim sistemini bir yıl boyunca işleyişini görüyoruz. Bu işleyişini gördükten sonra buradaki mimarlık öğrencilerine bir çiftçinin standının tasarlanmasını istiyorlar. Ve daha sonra tasarladıkları şeyi 16 hafta boyunca hiç profesyonel yardım almadan kendilerinin yapmalarını bekliyorlar. Yani burada bir lisede harikalar yaratan öğrencileri izleyeceksiniz. Gerçekten çok güzel bir belgesel. Dizi diyecektim birden de. Ayrıca bu filmin ismi 1989 yılında Düşler Tarlası filminde geçen repliğin ismi verilmiştir. Replik de şöyle: eğer inşa edersen o gelecektir. İkinci filmimiz Playtime. Ben bunu mimarlık dersinde hocamız bize izletmişti ve gerçekten çok etkilenmiştim. Bu film tıpkı Charlie Chaplin'in çektiği filmler gibi, pandonim gibi. Hiç konuşma yok. Fakat bize modernizmin etkilerini anlatıyor. İzlerseniz çok sıkılabilirsiniz. Çünkü bunu anlamanız için gerçekten mimarlık tarihini bilmeniz gerekiyor. Pop art dönemi olsun, modernizm olsun. O dönemde yapılan mimarlık savaşlarını, mimarların yaptığı kendi içindeki çatışmaları bilmeniz gerekiyor. O zaman gerçekten zevkle izleyeceğiniz bir pandonim filmi. Burada şu anlatılmak isteniyor: geleneksel mimarinin yok edildiğini, yerini böyle soğuk duvarların, çelik camların ve birbirine benzeyen yapıların kapladığını veya ultra modern şekilde tasarlanmış binaların ne kadar sanattan uzak ve birbirinin tıpkı kopyası gibi göründüğünü eleştiren bir film. Diğer bir filmimiz My Architect. 20. yüzyılın en önemli mimarlarından biri olan ve Mart'ın 1974 yılında New York metrolarının tuvaletinde ölü bir şekilde bulunan Louis Kahn ve mimari eserlerini anlatan bir belgesel. Bu filmde Louis Kahn'ın yaptığı eserleri ve geometriden esinlenerek, hatta DNA modeliydi sanırım, bundan esinlenerek yaptığı eserleri göreceksiniz. Eğer yaşam öyküsü seviyorsanız izleyebileceğiniz güzel filmlerden bir tanesi. Bu arada Louis Kahn'ın terk ettiği gayrimeşru oğlu onun hayatını belgesel şekline getirmiştir. Bunu da ek bilgi olarak vermek istedim. Diğer bir film önerim
Yan Duvarlar. Yan Duvarlar filmi aslında şu an günümüzde de devam eden bir toplumsal sorunu ele alıyor. Bu filmde büyük şehirlerdeki büyük binalar birbirine yapışıktır ve ortalarında bir duvarla birbirinden ayrılmaktadır. Bu evlerde yaşayan insanlar için olan yan duvar, yani orta duvar, iki tarafı birbirine ayıran orta duvardan bahsediyorum. İnsanların iletişimini bölmektedir. Aynı şu an günümüzde oturduğumuz sitelerde üst komşunun ne yaptığını bilmediğimiz gibi. Bu filmde de komşu olan, yani birbirinin yan duvarında olan Martin ve Maria'nın hikayesini anlatıyor. Bu iki kişi hiçbir zaman karşılaşmamış. Yan duvarlarda olmasına rağmen, komşu olmalarına rağmen karşılaşmamış. Bu filmde de yönetmen iki karakterden yola çıkarak bu iki kişinin hikayesini anlatıyor. Bence izleyeceğiniz toplumsal sorun olarak güzel bir film. Diğer bir filmimiz Sonsuz Mutluluk. İsmini okuyamıyorum. Belki de yanlış telaffuz edeceğim tekrar. Mimar Bajerks Ingels. Sanırım bu. Tasarladığı 8 şeklindeki konseptle, yani bildiğiniz 8 şeklindeki bir konseptin içine kentsel mağazaların olduğu, apartmanların olduğu bir yaşam alanı modelinin çeşitli bileşenlerini barındırıyor. Mimarın yaptığı çok farklı konseptten dolayı bu yapının içinde, yani yaptığı mahallenin içindeki yapısının içinde 9 katlı yapılardı. Bu 9 katlı yapının içinde bisikletle dolaşabiliyorsunuz. Gerçekten çok ilginç bir tasarımdı. Ayrıca bu filmde mahalle konsepti tasarladığı bu yapının insanların nasıl yaşadığını gösteren kesitler var. Gerçekten ben çok etkilenmiştim. Eğer siz de izlerseniz büyük ihtimal etkileneceğinizi umuyorum. Diğer bir belgeselimiz Frank Gehry'nin Eskizleri. Öncelikle bu belgeseli izlemeden Frank Gehry'nin kim olduğunu kesinlikle Wikipedia'dan veya başka bir yerden okuyun. Ondan sonra açın bu belgeseli izleyin. Bu belgeselde Frank Gehry'nin yaptığı çalışmaları, eskizleri ve diğer kendi yaşamındaki kesitleri izleyeceksiniz. Frank Gehry'nin kim olduğunu araştırın. Ya inanılmaz bir insan kendisi. Ya inanılmaz bir şey. Madem Frank Gehry'den devam ediyorum, diğer bir belgesel öneririm. Film de diyebilirsin. Çünkü bunlar film, belgesel formatında çekilen şeyler. Competition. Competition demek yarışma demek. Andorra Sanat Müzesi'nin mimari tasarımı için açılan bu yarışma gerçekten dünyanın belki de en çekişmeli yarışmasını konu alıyor. Bugüne kadar o dönemde yaşamış en iyi mimarların aynı yarışmada toplandığını düşünün ve buranın tasarımı için birbirleriyle kıyasıya kapıştıklarını düşünün. Resmen bir dram ve onların arasında olmak ve onlarla yarışmak zaten büyük bir gurur ve kendi aralarındaki büyük bir savaşı izleyeceksiniz. Bu yarışmada kimler var biliyor musun? Zaha Hadid, Frank Gehry, Norman Foster gibi mimarların katıldığı bir çağdaş temsil niteliğinde bir belgesel. Bu tarz ağır belgeselleri ve filmleri bir köşeye bırakıp sizin de hafif bir şekilde evde oturarak uzanarak izleyeceğiniz iki tane film önerisi vereceğim. Bunlardan bir tanesi The Architect. The Architect 2016 yılında çekilen komik bir çiftin hayallerindeki evi tasarlamak için anlaştıkları modernist bir mimarla tüm yapım sürecinde öncesini ve sonrasını konu alan bir film. Bunun içindeki komedi drama olduğu için iki kişi arasındaki aşk olsun, diğer şeyler olsun çok net şekilde hafiflik katıyor buna. Yani yüzeysel kalıyor. Yüzeysel kaldığı için de rahatlıkla izleyeceğiniz bir mimarlık üzerine bir film. İzledikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bakın bakalım bu çiftin hayal ettikleri ev filmin sonunda çıkmış mı, çıkmamış mı? Hepimiz beraber izleyelim, görelim. Diğer bir filmimiz Inception. Inception'ı ben küçük yaşlarda izlemiştim. Sizin de izlediğinizi umuyorum. Zaten izlemişsinizdir. Büyük bir çoğunluğunuz kesinlikle izlemiştir. İzlemediyseniz de bu video kapattıktan sonra eğer mimarlığa ilginiz aşırı derecede yoksa veya hani yeni başlıyorsanız ilk izleyeceğiniz şey Inception olsun. Bu filmde mimarların hayal güçleriyle hayallerde neler yarattığını izliyorsunuz. Ve orada dikkatli izlerseniz hayallerdeki büktükleri yapılar olsun, bazı sahneler var, inanılmaz zaten. Mimari açıdan değerlendirilebilecek güzel bir film. Hayaller konusunda, rüyalar konusunda da ilginç şeyler anlatıyor. Böyle yan olarak verebileceğim, sizin de izleyebileceğiniz film önerilerinden bir tanesidir. Şimdiki filmimiz Binanızın Ağırlığı Ne Kadar Bay Foster. Film dünyanın önde gelen mimarlarından biri olan Norman Foster'ı anlatıyor. Norman Foster'ın yaşam kalitesini ve yaptığı çalışmaları anlatıyor. Bunu da bir belgesel tadında yine çekmişler ve gerçekten çok güzel çalışmaları var. İzleyince siz de bana zaten hak verirsiniz. Şimdiki diğeri gelsin. Big Time. Belgesel en büyük projesini bitirmek için mücadele eden Bajerk Ingels. Hep söylüyorum Bajerk. 7 yıl boyunca 2019-2016 arasında yaptığı çalışmaları anlatıyor. Nasıl bir insanın yılmadan devam ettiğini asıl burada göreceksiniz. 7 yıl boyunca diyorum. Ve mimarın 7 yıl boyunca hayatından nasıl ödün verdiğini, hayalleri için neleri
göze aldığını göreceksiniz. Gerçekten bizim için temsil niteliğinde bir belgesel. Diğer bir filmimiz Çöp Savaşçısı. Çöp Savaşçısı ne alaka diyebilirsiniz ama Çöp Savaşçısı deyince böyle aklınıza yenileme, reenkarnasyon, geri dönüşüm geldiğini biliyorum. Reenkarnasyon ne ya? Çöp Savaşçısı deyince aklınıza geri dönüşüm çağrıştırdığını farkındayım. Gerçekten de öyle bir şey. Çağrıştırdığı gibi bir şey sizin için olacak. Belgeselde Earthship, yeryüzü gemileri şeklinde tasarım geliştiren Mike Reynolds'un yaptığı çalışmaları görecek. Aslında çalışmadan çok hayat hikayesini izleyeceksiniz. Bir yandan mimarın bu ekolojik yaklaşımını geliştirme sürecini, bir yandan da yaptığı bölgelerde yasalara karşı nasıl kendini savunduğunu göreceksiniz. Çünkü yaptığı şey normal bir şey değil, kendi geliştirdiği bir şey. Biliyorsunuz ki günümüzde eğer bir şeyi ilk defa yapıyorsan ve o şeyi sen geliştirdiysen, toplumun içindeki şeylere aykırı bir tabu yıkmaya çalışıyorsan, karşında herkes senin duvar gibi duracaktır. Bu insanların onun karşısında nasıl duvar gibi durduğunu ve onların karşısında ne yaptığını gösteren bir belgesel. Mimarın geliştirdiği Earthship evleri kendi suyunu sağlayan, kendi içinde kendini yenileyen evler. Pahalı bir teknolojiye gerek duymadan atılan çöplerle nasıl bir şey yapıldığını göreceksiniz. Biliyorsunuz ki aslında mimarlık, size önceki videolarımda da söylediğim gibi, yoktan bir şeyi var etmek veya elinizde olan materyallerden yapabileceğinizin en iyisini yapmaktır. Bu mimarımız da bunu yapmaya çalışıyor. İzlediğinizde adam da birazcık çılgın bir şey. Ne demek istediğimi anlayacaksınız ve beğeneceğinizi umuyorum. Ve dediğim gibi eğer bu filmlere hazırsanız izleyin. Hazır değilseniz gerçekten izlemeyin. Sizin için çok ağır olacaktır ve sıkılıp kapatacaksınızdır. Kendinizde eğer ben bu işe hazırım, bunu yapabilirim, tam da zamanı bu zaman diyorsanız o zaman bunları izleyin. Daha fazlası için bunun part 2'sini beklemede kalın. Çünkü bir videoda anlatabileceklerim bu kadar. Hem de şu an nasıl bir tepki vereceğinizi bilmiyorum. Sizden nasıl bir tepki alacağımı bilmiyorum. Çok herhalde çektiğim en ağır bir video oldu. Öneri olarak söyleyebileceğim olarak. Nasıl karşıladınız acaba? Şu an çok aşırı merak ediyorum bunu nasıl karşıladınız. Çünkü anlattığım şeyler birazcık daha teknik olmaya başladı. Size bugüne kadar mimarlığı genelde yüzeysel olarak anlatıyorum. Yüzeysel olarak anlattığım için sizin anlayacağınız seviyede oluyor. Aynı şey gibi düşünün. MasterChef'i izliyorsunuz. MasterChef'te size teknik terimler kullanıldığında anlamıyorsunuz. Ben de anlamıyorum aynı şekilde. Çünkü mutfağa o kadar ilgim yok. Mutfak hakkında denilen terimleri bilmiyorum. Siz de aynı şekilde mimarlık hakkında belki bu terimleri bilmiyorsunuzdur veya bilgi sahibi değilsinizdir. Benim bu MasterChef'te düştüğüm duruma düşmüşsünüz. Bu videonun altına nasıl bir durumda olduğunuzu yazarsanız çok sevinirim. Ben Samet Özcan. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve benden bir kişiye bahsetmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Haftaya çarşamba günü saat 6'da görüşmek üzere. Her hafta çarşamba günü 6'da sizinle oluyorum, biliyorsunuz. Haftaya çarşamba günü görüşürüz. Kendinize iyi bakın.